Evet, 3 Mayıs 2018 Perşembe Ankara Kulisi ile karşınızdayız. Akit TV'nin Ankara stüdyolarından karşınızdayız tabii ki. Elbette ki gündem oldukça yoğun. Seçim elbette ki Türkiye gündeminin en birinci sıradaki ana konusu. Çok değerli bir yayın konuğu Marak Parti Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir. Yayın konuğumuz, elbette ki telefon bağlantılarımız da olacak ilerleyen dakikalarda. Ben hızlıca yayınımıza açmak istiyorum ama ondan önce de bir hatırlatmada bulmak istiyorum. Arkadaşlarımız zaman zaman iletişim bilgilerimizi verecekler ekranlara. Bize soru, görüş ve önerilerinizi de gönderebilirsiniz. Yayında da onları dile getirmiş oluruz. Diyorum ve sayın vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar. Elbette ki gündem yoğun dedik ama sıcak gündem başlıklarıyla başlayalım. CHP'nin adayı Muharrem İnce olarak sanırım açıklanacak yarın. Son gelişmeleri, son değerlendirmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi öncelikle bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum, saygı sunuyorum. Tabii hakikaten siyaset gündemi çok yoğun. Ancak bazen öylesine suni, aldatıcı gündemler önümüze konuyor ki günlerce insanların beyinleri ifade ediliyor adeta. İşte CHP'nin sanki Alaaddin'in lambasıymış gibi, içinden özel bir cin çıkacakmış gibi haftalardır gündemi meşgul edici tarzda adayını belirlemesi ve şimdi de malum bir ismi, kamuoyunun bildiği, tanıdığı ve vasatı ifade edebilecek, CHP tabanı için söylüyorum özellikle, bir ismi açıklaması hakikaten bir sükutu hayal oluşturdu siyaset zemininde. Çok açık söylüyorum ben. Şimdi şunun altını çizmek lazım Mehmet Bey. CHP o tarihi vetire içerisinde bir takım nakız kurallar oluşturmuş kendi içerisinde ve o genetik tevarüs misali hep böyle yıllar, aylar geçtikçe bu zamana kadar yansıtmış kendini. Nedir bu? Az önce söylediğim şey. Sahici olmayan siyaset serencamı, yürüyüş hali. Sahici değil bunlar. Aldatan yaklaşımlar. Bakınız, çok net söylüyorum. Buna son örnek, aylarca bu ülkede Hodri Meydan diye çok iddialı, çok üforik benzetmelerle bize çağrıda bulundular. Seçime gidelim. Seçim bizim ak anlayışın tarzında hep vaktinde olsun diye bir yaklaşım sergilenmiştir. O hal üzere de gidiyorduk. Ancak partnerimiz, Cumhur İttifakı'nın öteki parçası, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli böyle bir talep dillendirince biz müttefikimize, yol arkadaşımıza her zaman efendim sadıkane bir hal üzere siyaset yaptık. Dolayısıyla madem öyle olur beraber bu işi halledelim. Bir an önce de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş oluruz dedik. 26 Ağustos olmasın daha da erken alalım dedik. Ve 24 Haziran'da Allah'ın izniyle seçime gidiyoruz. Biz bu tarihi açıkladıktan sonra adeta CHP'de apışıp kalan, neye uğradığını şaşıran bir liderlik yapısı ortaya çıktı. Sadece liderlik yapısı değil, CHP'nin bütün zemini alt üst oldu. Çünkü şunu biliyoruz, uzunca bir zamandır bir üst akım, onları da aparat kullanarak Türkiye'deki siyaseti şekillendirmeye çalıştı. Özellikle 2019'a doğru bir projekte olup hesap tutan bir yapı vardı. Türkiye'de manipülatif bir takım hareketlerle özellikle iktisadi parametreler üzerinden vasatı bozmak, özellikle iktisadi yapıyı alt üst edip sonrasında da AK Parti'yi millet nezdinde kötü pozisyona itmek maksadı vardı. İşte bu hesapları alt üst oldu.
Şimdi neye uğradıklarını şaşırdılar ve günlerce bir aday arayışı içerisinde oldular. Evet, ben ona şaşırdım biraz. Şöyle ki 100 yıllık bir CHP'den söz ediyoruz. 100 yıllık bir parti kendi içinden bugüne kadar bir aday çıkaramadı. Abdullah Gül'ün çevresinden, Abdullah Gül gibi bir isim çevresinden bir algı oluşturmaya ve aday gösterme girişiminde bulundu. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani 100 yıllık bir siyasi parti sol cenahtan nasıl bir ismi bugüne kadar açıklayamaz? Açıklayamaz. Zira onlar biliyor ki millet nezdinde CHP patentli bir ismin kabulü mümkün değil. Bu hakikati biliyorlar. Bakın buna son nişane ne biliyor musunuz? Muharrem İnce'nin bugün attığı bir tweet var. Çok çarpıcıdır. Sabahleyin görünce ben bunun adayları olacağını hamlettim zaten. Aynen ifade şu attığı tweette. Benim partim CHP ile rahmetli babamın partisi Demokrat Parti, efendim İyi Parti ve Saadet Partisi ittifak ediyorlar. Keşke babam yaşasaydı da bu hali görseydi gibi bir tweet atıyor. Bunu niye yapıyor? Çok bilinçli bir tweet, bilinçli bir mesaj. Zamirinde, arka planında şu mesaj var. Diyor ki, her ne kadar ben CHP'li olsam da benim babam, geçmişim Demokrat Partilidir. Yani merkez sağdan gelen bir ailenin evladıyım. Dolayısıyla merkez sağa, sağ tandanslı seçmene mesaj veriyor burada. Bunu görünce bunun aday olabileceğini zaten düşündüm. Ve nihayetinde de bu şimdi dillendiriliyor. Yarın da kuvvetle muhtemel açıklayacaklar bunu. Evet, yarın açıklayacaklar ama İlhan Kesici sanki deşifre etti bugün. Evet, yani onlar belli ki ikisi arasında bir gelgit oynanmış anladığım kadarıyla. Şunu söylemeye çalışıyorum. CHP kimliği taşıyan hiçbir ismin bu toplumdan kahir ekseriyetle kabul görmesi mümkün değil. Bunlar biliyorlar. Zaten Cumhurbaşkanlığı sistemine olan tepkilerinin temelinde yatan sebep de budur. İşte geldiğimiz noktada çıkarabildikleri adayları da bu. Ve o da boyunun ölçüsünü millet tarafından alındığında görecek. 24 Haziran'da ne halde olduklarını görecekler. Hep söylüyoruz. Aslında burada Kemal Kılıçdaroğlu da bir ince ayar yapıyor sanki. Muharrem İnce büyük olasılıkla zaten seçilemeyecek. Seçilemediği zaman milletvekili de değil, tamamen siyaset dışına atılma gibi bir durumda söz konusu sanırım Muharrem İnce açısından. Seçim sonrası CHP'de bir her cümert yaşanacağı açık, aşikar. Ama burada bir hali özellikle ortaya koymak lazım. O halde şu. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın mutlaka ama mutlaka aday olması gerekirdi. Öyle ya, yeni sistemde artık bu ülkeyi idare edebilmenin yegane makamı Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Siz Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı iseniz mutlaka olmazsa olmaz şartınız o makama sizin aday olmanızdır. Böyle bir şey olabilir mi? Partinizde bundan genel başkan olmaz dediğiniz bir ismi Cumhurbaşkanlığına aday göstereceksiniz. Bu hali millet nasıl onaylayacak? Bir sual olarak size yönelmeyecek mi bunlar? Nasıl bir cevap verirler peki? Özellikle parti tabanı sanırım bu söylediğiniz eleştiriyi çok sıkça gündeme taşıyacaklardır. Şöyle söyleyeyim. Her girdiği seçimden önce sosyal medyada paylaşılıyor bu videolar şeklinde. Her seçimden önce çok iddialı bir biçimde bu seçimde efendim %60 rey alırız mesela. %40 asgari oy alırız. %35'in altına düşmeyiz gibi iddialı tahminler önümüze koyan Kemal Kılıçdaroğlu kendisine tevcih olunan, yöneltilen peki alamazsanız siyasete ne yaparsınız? Ayrılır mısınız? Sualine de elbette bir başarısızlık varsa gereğini yaparım demesine rağmen bugüne kadar hiçbir şey yapmadı. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunlar için asla efendim bir mahcubiyet, bir utanma emaresi söz konusu olmaz.
Bunu söylemeye çalışıyorum. Şeyden sonra göreceğiz, 24 Haziran'dan sonra çok pişkin bir halde gene kamuoyunun önüne çıkacaklar. Nasıl bir karışıklık bekliyorsunuz? CHP'de bir bölünme, bir çatlaklık yaşanır mı 24 Haziran sonrasında? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim, ben meclis zemininde bunu görüyorum. CHP yekpare bir yapı değil. CHP'nin içerisinde CHP'ler var. Çok sayıda farklı yapılar var. Kümelenmeler var. Bakın biz AK anlayışı ifade eden AK Parti'de yekpare bir haldeyiz. Liderimiz bir program çiziyor, biz de o programa uygun bir halde yürüyüşümüzü tamamlıyoruz, yürüyoruz. Oysa orada öyle değil. Bir amiyane ifadesiyle kakafoni var. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. PKK'ya hempay isimlerden tutun da mezhepçi yaklaşımlara varıncaya kadar. Mikro ırkçılık dillendiren tarzlara varıncaya kadar sesler duyuyoruz biz orada. Yani hakikaten bazen biz şaşırıp kalıyoruz. Bu halin oradan neşet eden bir ucube hali nasıl izale edecekler diye merakla bekliyoruz. Ama onlar pişkinlikle bunu geçiştirip gidiyorlar. Evet, akşam saatlerinde bir Ankara Kulisi'nde bir konu dile getirmeye başlandı. Hala bir pazarlığın yapıldığı, son dakikaya kadar anlaşılan o ki Muharrem İnce mi olsun yoksa başka bir isim mi olsun şeklinde tartışmaların ve pazarlıkların yaşandığına dair bilgiler de yansıdı kulislere. Her an değişebilir mi? Hani çünkü iki gün önce farklı bir isim dile getiriliyordu, dün farklı bir isimdi, bugün farklı bir isim. Acaba sabaha kadar CHP'nin adayı değişir mi? Vallahi her şey olabilir. CHP'de hiçbir şey beni şaşırtmaz. Kamuoyunu da şaşırtmaz. Milletimiz de bu hale alışmış bir vaziyette. Yani oradan açığa çıkacak herhangi bir uç, ekstern hale bile milletimiz olabilir diyor şu anda. Hep yaşattılar çünkü. Net, şekillenmiş bir politikaları, projeleri yok bunların. Siyasette siz bunların kendilerini tarif edebilecekleri bir aforizma duydunuz mu? Mesela biz ne diyoruz? Yerli milli anlayış diyoruz değil mi? Biz ne diyoruz kendimizi tarif ederken? Muhafazakar demokratız diyoruz. CHP için bir tanım getirebilir misiniz? Oysa 100 yıllık bir partiden söz ediyoruz. En köklü parti ve onunla övünüyorlar. Cumhuriyeti kurduklarını iddia ediyorlar. Ama cumhuriyet her halükarda onlar için bir kullanılacak meta gibi. Yani bir yüksek değer olarak bakmıyorlar cumhuriyete. Yeri geldiğinde cumhuriyete kafa tutan, cumhuriyeti yok etmeye çalışan, mevcut müesses nizamı alt üst etmeye çalışan FETÖ gibi yapılanmalara çanak tutabiliyorlar. PKK gibi eşi menendi görülmemiş bir katliam örgütünü koruyan, kollayan tarzda beyanatlar geliştirebiliyorlar. İşte il başkanları, milletvekilleri, hatta genel başkanları. Yani çok yakın zamanlarda bunlar dillendirildi. Dolayısıyla CHP'den tanımlanabilecek bir hal zuhur etmez. Evet, bir hal zuhur etmez dediniz. CHP'yi en iyi bilen bir isme bağlanacağız. Savcı Sayan, AK Parti milletvekili adayı şu an Ağrı'da çalışmalarını sürdürüyor. Sayın Sayan, duyuyorsunuz sanırım beni. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Ağrı'ya da selamlar, saygılar Savcı Bey. CHP'yi konuşuyoruz, Muharrem İnce'yi konuşuyoruz. Neler söylemek istersiniz siz? Yani kimi konuşursanız konuşun, kimi aday yaparlarsa yapsınlar. Önemli olan halkın nezdinde bir tefeciğinizin olması, halkın sizi benimsemesi lazım. Dolayısıyla tarihe baktığımızda, ben de daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptım. Tabanını çok iyi biliyorum. Tavanını da çok iyi biliyorum. Halkın değerlerine yaklaşımlarını da çok iyi biliyorum. Muhafazakar bir Anadolu insanı olarak orada yaşamış olduğum dönemlerde ve siyaset yaptığım dönemlerde bakış açılarını çok yakinen gördüm, izledim. Kendimce dersler çıkardım. Toplumla barışık olup olamayacaklarını, toplumun değerlerine olan saygılarını en iyi bilenlerden birisiyim. Dolayısıyla ben Sayın İnce'nin de hangi vasıflara sahip olduğunu, topluma nasıl baktığını,
toplum değerleriyle nasıl bir toplum değerleri karşısında nasıl bir hal aldığını, barışık olup olmadığını iddia ediyorum. Türkiye'de en iyi bilenlerden, en iyi bilen 3-5 kişiden birisiyim. Ben bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bir siyasi partiden ziyade ülkemizin ulusal güvenliğini etkileyen bir yapıya dönüştüğünü söylüyorum. Dolayısıyla artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakarken bir siyasi parti olarak bakmamamız lazım. Siyasi partilerin siyaset yapma hakkı var, muhalif olma hakkı var, oy isteme hakkı var. Tüm bunlara eyvallah ve güçlü bir muhalefetin bir demokrasi için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve destekliyoruz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi artık bu moddan çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi artık Türkiye'ye operasyon yapmak isteyen güçlerin argümanı haline gelmiştir. Onların bakanlığı, özel kalemi, merkezi gibi çalışıyor. Dolayısıyla kim Türkiye'ye operasyon yapmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye'ye operasyon yapıyor. Bu neye benziyor? Yani şimdi siz kumar oynatmak istiyorsunuz. Fakat bunu yasal kılıfa sokmak için öne bir tabela asıyorsunuz. İşte bilmem ne yardımlaşma derneği ya da bilmem esnaf lokali falan deyip arkada aslında kumar oynatıyorsunuz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de Atatürk'ün ismini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismini asarak bunu yapmaya çalışıyor. Arkasında FETÖ güçleri, Amerika güçleri, İngiltere güçleri, İsrail güçleri at oynatıyor, top koşturuyor. Bunu nereden biliyorsunuz diye sorarsanız, ben bunu daha önce söylemiştim ve CHP Genel Merkezi'nde yurtsever bir görevlinin bana ilettiğini ben arz etmiştim. İsrail Büyükelçisi, İsrail Büyükelçiliğine ait arabayla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gizli otoparkına gizli giriyor. Forsunu çıkarıyor. Oradan asansörle, Kılıçdaroğlu'yla buluşmaya gidiyorlar. Tekrar dönüp gizli bir şekilde ayrılıyorlar. Oysa ki büyükelçiler bir partiyi ziyaret ettikleri zaman bunun prosedürü bellidir. Arabanın nereye yanaşacağı bellidir. Kimin karşılayacağı bellidir. Bütün bunları biz çok şey biliyoruz ama bu çok şeyi belgelendirmediğimiz için belki de hukuk karşısında zora girmemek için söylemiyoruz. Ama çok önemli şeyler, duyumlar alıyoruz. Çok önemli şeyler oluyor. Bakın bu ittifak yapıldı. İşte şu anda Saadet Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti biz birlikte seçime gireceğiz. İttifak diyorlar bunun adına. Ben 2-3 yıl önce, belki de 4 yıl önce bir eski milletvekiliyle televizyon programları yapıyordum. Sık sık 3-4 programa üst üste çıktık. Bir programda hiç unutmuyorum. O milletvekili aynen bana şu cümleyi kullanmıştı. Biz Demokrat Parti'den bahsederken, efendim Demokrat Parti'nin şu andaki genel başkanını biz getirdik. Fethullah Hoca istediği için, desteklediği için biz de razı olduk. Biz getirdik, oraya yerleştirdik. Dolayısıyla bugün eğer o FETÖ tarafından yerleştirilen bir yapıyla Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi ittifak kuruyorsa ben buna toptan bir proje diyorum. Bakın kimse belki ben o kadar açık... Çok önemli bir iddiada bulunuyorsunuz Savcı Bey. Demokrat Parti Genel Başkanı'nın FETÖ tarafından getirildiğini ifade ediyorsunuz. Doğru mu anlıyorum efendim? Yani ben bunu inşallah canlı yayında detaylarıyla birlikte açıklayacağım. O zaman çok daha net anlaşılır. Ben o milletvekilinin bana söylediği bir sözü gündeme getiriyorum. Dolayısıyla ben şu andaki ittifakın FETÖ bağlantılı olduğuna, çünkü ben FETÖ'yü de CIA'ya dayandırıyorum. Yani 70 yaşında, 80 yaşındaki Fethullah Gülen'in bunları yapabilecek kudrette, akılda, yetenekte olmadığını biliyorum. Sadece bir simge olarak, bir sembol olarak kullanıyorlar. Tarlanın taşıyla, tarlanın kuşunu bulmaya çalışıyorlar. Muhafazakar Anadolu insanlarını bertaraf etmek için, yok etmek için muhafazakar değerler üzerinden bir yapıyla Türkiye'ye operasyon yapıyorlar. Bakın yani bunu çok dikkatlice incelemek lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Kılıçdaroğlu niye CHP'nin başına getirildi? Kim tarafından? FETÖ tarafından. Niye getirildi? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun başında olmadığı başka bir yapı olsaydı, örneğin Sünni bir genel başkan olsaydı, FETÖ'ye bu kadar yakınlık duymuş olsaydı Alevi kardeşlerimiz CHP Genel Merkezi'ni yakarlardı. Dolayısıyla FETÖ projesini devreye sokan güçler önce CHP'yi dizayn etmemiz lazım. CHP'deki Alevi kardeşlerimizi bertaraf edecek, barikat kuracak bir yapıya ihtiyaç vardı. Bu yapının başında da mutlaka Kılıçdaroğlu olmalıydı. 2010'dan beri biz bu dizaynlarla karşı karşıyayız.
Ve 2010'dan beri de biz sürekli olaylar yaşıyoruz. İşte MİT krizine bakın, Gezi olaylarına bakın, 17-25 Aralık'a bakın. Daha sonra işte bu darbe madde olaylarına bakın. Bunların hepsi yeni yeni oyunlardır. Yeni yeni Türkiye'ye yapılan operasyonların ayak sesleridir. Ben bugün bu ittifak olarak lanse edilen 4 partinin bundan bağımsız bir yapı olduğuna asla inanmıyorum. Kimse de bana inandıramaz. Dolayısıyla biz siyasete bu açıdan bakmamız lazım. Yoksa normalde ben size farklı bir şey söyleyeyim. Eğer Sayın Erdoğan ülkesini düşünmemiş olsaydı, Sayın Erdoğan'ın amacı sadece Cumhurbaşkanı olmak ya da iktidarda kalmak olsaydı, Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan için bulunmaz bir nimetti. Ama buna rağmen Sayın Erdoğan bundan nemalanacağına, Kılıçdaroğlu gibi bir rakibin üzerinde iktidarını sürdüreceğine sürekli ne yapıyor? CHP'de değişim istiyor. Yani diyor ki güçlü bir muhalefet olsun, yerli olsun, milli olsun, beni yerinden de edebilir. Ben buna bile razıyım. Ama Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından düşündüğümüzde CHP'nin çok büyük açıklar yarattığını düşünüyor Sayın Erdoğan ve sürekli kendi yeni gelen bir yapı, güçlü bir yapı ona ve AK Parti'ye muhalif olacağına, zarar olacağını bildiği halde yeni bir oluşum istiyor, CHP'nin gelişmesini istiyor. Buna bakaraktan da artık Türkiye'de nelerin döndüğünü, nelerin yaşandığını, 24 Haziran'ın bir seçim olmadığını, bir kurtuluş savaşı mücadelesi olduğunu, herkesin safını mutlaka netleştirmesi gerektiğine dair hepimiz bununla ilgili bir yol izlemeliyiz, bir yöntem izlemeliyiz. Gerçekten ya Türkiye kalacağız ya Suriye olacağız. Yani bunu öyle algılamak lazım. Bugün Sayın Bahçeli gövdesini taşın altına koymuşsa, bugün yurtsever CHP'liler Sayın Erdoğan'a destek vermişse, bugün eski parti meclis üyesi Korkmaz Karaca resmen açıklama yaptı. Baykal'a da çok yakın bir isimdir. Daha iki hafta önce Sayın Baykal ve Erdoğan ziyaretinde başrol oynayan bir arkadaştı. Ve bugün bir açıklama yaptı, basın açıklaması yaptı. Ben milli ve yerli olan Sayın Erdoğan'a destek veriyorum, Sayın Erdoğan'ı destekliyorum dedi. Ya bunlar çok önemli şeylerdi. Bundan sonra da devamı gelecektir. Artık Türkiye'de insanlar 24 Haziran'ın seçimden daha önemli bir tarih olduğunu, bir kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğimizi, yeniden dirilişin tarihi olduğunu, 24 Haziran'ın yeniden diriliş tarihi olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Muharrem İnce'yi de koysanız, başka birisini de koysanız, ne yaparsanız yapın, bu işin üstesinden gelemeyecekler. Eğer evet, 24 Haziran sonrasındaki CHP'yi nasıl bir durumla, fotoğrafla göreceğiz acaba Sayın Savcı Sayan? Eğer Mehmet Bey, eğer İyi Parti Abdullah Gül'ün çatı adaylığını kabul etmiş olsaydı CHP daha pasif bir aday ya da daha düşük profilli bir aday gösterecekti. Fakat Meral Akşener bu inadından ve aday olmaktan vazgeçmediği için bu sefer de Cumhuriyet Halk Partisi Meral Akşener'den öz almak için Meral Akşener'in İnce ile aynı oyları alabileceğini düşünerek de Meral Akşener'in ikinci tura kalmaması için eğer öyle bir şey olursa ki olmayacak, birinci turda Türk halkı bunun gereğini yapacaktır. Meral Akşener'i şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Meral Akşener'i boşa çıkardı Muharrem İnce'nin adaylığıyla birlikte. 24 Haziran'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni taşlar yerinden oynayacaktır. Kimse buna engel olamayacaktır. Fakat orada Muharrem İnce'ye de bir oyun oynandı. Milletvekili olması engellendi. Dolayısıyla milletvekili olmayan birisinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde rakip bir aday olarak ortaya çıkıp Kılıçdaroğlu'nu bertaraf etmesi çok da kolay bir iş değildir. Çünkü büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu grup başkanı olacaktır milletvekili olduğuna göre. Dolayısıyla meclisteki grubu yönetebilecek ve şimdi listeleri kendisi hazırlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleriyle grubun başkanı olan Kılıçdaroğlu 24 Haziran'dan sonra da Muharrem İnce gibilerine nefes aldırmayacaklardır. Bu adaylıkla birlikte hem CHP'ye rakip olacak İyi Parti'ye bir gol attılar, hem de kendilerine rakip olacak Muharrem İnce'yi bertaraf ettiler. Ama seçimden sonra ne olur? Başka bir yapı ortaya çıkar mı? Baykal eğer sağlık açısından sorunlar yaşamamış olsaydı elbette ki bunun üstesinden gelebilecek bir kadroyu bulabilirlerdi. Fakat dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti'ye bile barajı aşması için destek verirken Demokratik Sol Parti ya da diğer sol partilere destek vermiyor. Çünkü onların da ileride Kılıçdaroğlu'na
rakip olma durumunu istemiyorlar. Çok büyük bir oyun içerisinde işlerini götürüyorlar, yürütüyorlar. Bu akıl Kılıçdaroğlu'nun aklı değildir. Kesinlikle üst akılın bir organizasyonu, bir planıdır. Bir siyaset mühendisliğinin yapmış olduğu bir şeydir. İnşallah hepimiz birlikte Türkiye'nin bunlara muhtaç olmadığı dönemleri göreceğiz. Evet. Ama aynı zamanda seçimden sonra bu yapılan oyunların arka planını da görme şansına sahip olacağımıza inanıyorum. Evet, Savcı Sayan, son olarak şunu sormak istiyorum. Ağrı'dasınız, Doğu ve Güneydoğu'daki gelişimleri yakından takip ediyorsunuz. Özellikle Kürt seçmenler üzerinde tabii ki farklı söylemler var. Kürt seçmenler üzerinde maalesef yine AK Parti'ye yönelik de bir eleştiriler var. Nasıl gözüküyor orada? İzlenimleriniz nedir? Kısaca da ondan söz edelim lütfen. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bölgedeyim. Bölgenin her tarafını çok iyi bilen bir kardeşinizim. Bugün de birçok yere uğradık, dolaştık, ilçelerimizi dolaştık. Şimdi ben hala iddia ediyorum. Ben diyorum ki bu dörtlü ittifak olmayacak. Şöyle olmayacak dörtlü ittifak. FETÖ ittifakı dediğim bu dörtlü ittifak HDP dışarıda kalınca işlerinin zor olacağını biliyorlar. Dolayısıyla ikinci B planını devreye sokabilirler. B planı da şudur bana göre. Bunlar CHP ile HDP'yi birlikte ittifak halinde seçime sokacaklar. Dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu'da bu ittifakla AK Parti'nin oylarını alıp AK Parti milletvekili sayısını azaltmaya yönelik bir hamle gerçekleştirecekler. Aynı zamanda bu HDP ve CHP ittifakından rahatsız olan CHP seçmeni eskiden bunlar birleştiği zaman küsüyorlardı ya sandığa gitmiyorlardı ya da Merkez Partilere oy veriyorlardı. Şimdi onlara yeni bir alan açtılar, bir alternatif açtılar. İyi Parti'yi onlara gösterecekler. Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti bir taraftan oy toplamaya çalışacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP de Doğu Güneydoğu'da toplamaya çalışacak. Dolayısıyla bunlar totale bakarlar. Yani biz 300 milletvekilini geçersek bütün istediklerimizi yapabiliriz düşüncesiyle hareket edecekler. Bundan dolayıdır ki Haziran'da MHP'ye başbakanlık teklif eden HDP her ne hikmetse Doğu ve Güneydoğu'da efendim AK Parti ile MHP birleşti, Kürtlere katliam gelecek algısıyla bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki sağduyulu Kürt seçmenler şunu soruyorlar. Ya efendim siz Haziran'da Bahçeli'ye başbakanı teklif ettiniz. Evet, Bahçeli'nin başbakanlığı Kürtlere tehlike değil de AK Parti ile ittifakı niye tehlike oluyor? Bazı Kürt seçmenler de şunu soruyor. Diyorlar ki bizim Kürt tarihimiz olarak gördüğümüz tarihe baktığımızda en acı olayları yaşadığımız dönemlerde sürekli Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda, MHP hiçbir dönem iktidarda değildi. Nasıl oluyor da Şeyh Said'in asırmasında CHP iktidarda, işte Ağrı İsyanı'nda CHP iktidarda, işte Erciş'teki yani katliam olarak gördükleri bütün olaylarda CHP iktidarda, 93 olaylarında Doğu Güneydoğu'da köylerin boşaltılması, 5000 köyün boşaltılması, binlerce faili meçhulde, Meral Akşener İçişleri Bakanı ve yine CHP iktidarda. Bütün bu dönemlerde buna rağmen CHP Kürtlerin dostu oluyor da MHP iktidarda olmadığı halde nasıl Kürtlerin düşmanı oluyor? Burada bir algı olduğunu sağduyulu insanlar zaten anlıyor ama bunlar dış destekli sahada müthiş bir operasyona başlamışlar. Algı operasyonuna başlamışlar. Köylere, kentlere giderek halkı bu anlamda manipüle etmeye çalışıyorlar. Onun için ben defalarca dedim ki AK Parti gelip bu bölgede bunları anlatsa belki çok etkili olmayabilir. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Doğu ve Güneydoğu'daki kanaat önderlerinin evine misafir olmalı. Ve bu oyunu bozmak için gel kardeşim biz niye düşman oluyoruz? Bu düşmanlık nereden geliyor? Niye bizi birbirimize düşmanlaştırarak kendi düşmanlıklarını istiyorlar? Aslında bizi birbirimize düşman göstererek Türkiye yapmış oldukları hainliklerin üstünü örtüyorlar. Çalışması yapmak zorundadır. Bunu yapmazsa sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Burada elimizi zayıflatan olaylar olabilir. Tabii ki aday listeleri de önemli. Doğu'ya gelince HDP'li, Ankara'ya gidince AK Partili gibi gözüken adaylardan ziyade bütün sahada ittifakı savunacak, AK Parti'nin politikalarını savunacak, Kürtlerle ilgili düşüncelerini net bir şekilde halka, tabanda anlatabilecek adaylara ihtiyaç vardır. Adayların, bu tip adayların olmaması için lobi faaliyetleri yapılıyor. Gizli bazı müdahaleler yapılıyor.
birçok teşkilata, teşkilatın içine eğer hasbel kader ya da kendilerini gizleyerek sızmış bazı insanlar algı operasyonları yapıyorlar. İnşallah genel merkezimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bu oyunları en kısa zamanda bozacaktır. Sayın Bahçeli de Doğu ve Güneydoğu'da halka gelip bunları anlatacaktır. Ve Türkiye'nin bu mücadelesinde ayırtıcı bayrağın dalgalanmasında, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de, Çaldıran'da birlikte mücadele etmişse Kürtler ve Türkler, nasıl ki Malazgirt'te birlikte mücadele etmişseler, nasıl ki Selahattin Eyyubi'nin çocuklarıyız, sorunlarıyız diyorlarsa, birlikte bu bayrağın dalgalanması için mücadele etmeleri gerekiyor. Kürtler, Kürt ayağını boş bırakmamak lazım. Kürtler ayağını bu ittifaka dahil etmek lazım. Muhafazakar Kürtlerin dışında diğer Kürtleri de ikna etmek lazım. Özellikle büyük şehirdeki Kürtleri bu anlamda mutlaka bilgilendirmek lazım. Gerekirse büyük şehirlerdeki bazı kritik yerlere bu meseleyi anlatacak Kürt kökenli adayların yerleştirilmesi lazım. Bu işin şakası yoktur. Çok ciddi paralar dönüyor. Yurt dışından kaynaklı paralar. Bu yani muhalif gruplara aktarılan paralar vardır. Operasyonlar yapılıyor. Siyasi operasyonlar yapılıyor. Manipülasyon yapılıyor. Bölgede bu anlamda misyonerlik faaliyeti yürüten gruplar vardır. Siyasi misyonerlik adı altında müthiş bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İnşallah biz bu oyunu bozacağız. Peki Savcı Bey, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katkı sundunuz. Stüdyoda bekliyoruz sizi bir ara. Bu arada hayırlı uğurlu olsun aday adaylığınız. Sağ olun, bütün milletimize, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hakkımızdan hayırlısı. Nasip kısmete inanıyoruz. Kadere keder olmaz. Kaderimizde ne varsa yaşayacağız. Birlikte mutlu, güzel Türkiye'de yaşamak hepimizin hakkıdır. Dediğim gibi ya Türkiye olacağız, kalacağız ya Suriye olacağız. Biz Türkiye olarak kalmaktan taraf olan insanlarız. Burada Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i yoktur. 181 km² bizimdir. Ayırtılı bayrak bizimdir. Ezan bizimdir. Allah ezanımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin, vatanımızı böldürmesin, kardeşliğimizi bozmasın. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum Savcı Bey. İyi akşamlar, saygılar sunuyorum. Evet, Ağrı'daki çalışmalarını yürütmek üzere Ağrı'da bulunan Sayın Savcı Sayan telefon hattımızdaydı ve önemli konulara değinmiş oldu. Aslında Sayın Vekilim FETÖ bağlantısına dikkat çekti. İşte Demokrat Parti, İyi Parti ve FETÖ, ne dersiniz? Valla biz öteden beri söylüyoruz. Bütün toplum katmanları, sadece siyaset kurumları değil, her kesim FETÖ tehlikesine karşı müteyakkız olmalılar. Hep dikkatli, alesta bir vaziyette, acaba nereden uç verirler diye dikkat kesilmeliler. Aksi halde yaşadığımız 15 Temmuz travmasına benzer halleri yaşarız ki Allah muhafaza. Gerçi bu kısa vadede mümkün değil. Allah'ın izniyle ak anlayış bunları yeriyle yeksan etti. Kalıntılarını da temizleyeceğiz. Yani kazıyıp atacağız bunları. Devletin bütün kurumlarından. Nedamet ifade edenler elbette hayatlarını... Ya bu ittifak ortaya koyanlar aslında bir içinde yani FETÖ etkisinin olduğu herhalde net olarak gözüküyor değil mi? Hani FETÖ'cülerin özellikle İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e verdiği desteği çok net bir şekilde görüyoruz sosyal medya üzerinden. Şimdi bir defa şunu mutlaka ortaya koymak lazım Mehmet Bey. FETÖ kavramı neyi ifade ediyor? FETÖ Amerika'da mukim bir meczupla efendim şekillendirilemez. Tek başına onunla ilintilendirilemez. Bir büyük arka planda güç var ki o gücü mutlaka ama mutlaka dikkate almamız lazım. FETÖ bir aparat. Yani o meczubu kullanarak zeminde hareket imkanı buluyorlar. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Her şeye dikkat edeceğiz. Böylesine bir imansız yapı, böylesine bir iblisi yapı tarihimizde enderi nadirat görülmüştür. Dahasını söyleyeyim, enderi nadiratın ötesinde bundan daha beteri görülmemiştir. Öyleyse dikkat edeceğiz. Ve şu siyasete nüfuz halleri, her partiye sirayet etmişler bunlar. Geçtik partileri, en küçük bir dernek oluşumuna dahi göz koymuşlar. Orada nasıl olur da parmağımız olur diye dikkat kesilmiştir. Bunların hepsi aşikar oldu. Öyleyse şimdi Savcı Bey'in de söylediği gibi
Sayın Bahçeli'nin de söylediği gibi şu süreci de dikkatle takip etmemiz lazım. FETÖ yapılanması bunun neresinde? Eğer dikkat etmezsek sükutu hayal yaşarız. Bu çok çok mühim. Nasıl bir fotoğrafla karşılaşırız Sayın Vekilim eğer dikkat edilmez ise 24 Haziran'dan sonra? 24 Haziran için benim bir endişem yok, onu çok net söyleyeyim. Allah'ın izniyle bu millet ferasetiyle, basiretiyle 24 Haziran'da göreceğiz sandıklar açıldığında akşam Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda %60'ı da aşan bir oy oranıyla bu ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olacak. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçilmiş Cumhurbaşkanı olacak. Bundan hiçbir tereddütümüz yok. Parlamentonun şekillenmesi de şimdi bizim 317 milletvekilimiz var. Partnerimizin yaklaşık 40 civarında milletvekili var. 600 sayısıyla baktığımızda 400'ün üzerinde bir milletvekiliyle Cumhur İttifakı parlamentoda temsil görecek. Buna bütün yüreğimle inanıyorum. Milletten aldığım aksülamel, milletin yansıtmasıdır bu Mehmet Bey. Dolayısıyla 24 Haziran için bir endişe taşımıyorum. Ancak sonrası için de çok dikkat edeceğiz. Çünkü bu nevi'den iblisi yapılar çok uzun yıllara sari, ince çalışarak bir yapıyı oluşturuyorlar. Öyleyse yaralı bırakmamak lazım. Evet, Sayın Vekilim, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Elbette ki önemli konu başlıklarımız var. Saadet Partisi, CHP, İyi Parti ittifakına değinmiş olacağız. Telefon bağlantımızla Abdurrahman Dilipak'a bağlanacağız. Reklamlardan sonra tekrar buradayız. Ankara kulisine kaldığımız yerden AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydem ile birlikte devam ediyoruz. Elbette ki gündem oldukça yoğun dedik. Soru, görüş ve önerilerinizi arkadaşlarımız zaman zaman iletişim bilgilerimizi verecekler. Oradan da bize iletebilirsiniz dedikten sonra Sayın Vekilim size dönmek istiyorum tekrar. Saadet Partisi, Demokrat Parti, İyi Parti, CHP. Yani hiç birbirleriyle uyuşmayan, genetik kodları uyuşmayan isimler bir arada, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bir aradalar mı? Böyle dillendirildi ama ben zannediyorum ki akamete uğrayacak. Öyle görünüyor. Az önce bir bilgi aldım. Bugün CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partililerle aralarında çok ciddi bir niza hali yaşanmış. Ayrıntısını da biliyoruz ama buradan dillendirmek yakışık almaz. Ben asıl şuna dikkat çekmek isterim. CHP, ya siz aslında sıcak bir bilgiyi aktarmış oldunuz. CHP Genel Merkezi'nde Saadet Parti heyetiyle bir tartışmanın, bir münakaşanın yaşandığını dile getirdiniz. Tabii tabii. Ayrıntıya da vukufiyetimiz var ancak burada dillendirmiyoruz. Şunu söylemek istiyorum ben. CHP faydacı yaklaşıyor. Nasıl yaparım da AK Parti'ye kaybettiririmin peşinde. Burada asıl dikkat çekmek istediğimiz mevzu şudur. Saadet Partisi kendisini siyaset zemininde muhafazakar değerleri savunan, muhafaza etmeye çalışan bir siyasi kurum olarak lanse etti. Mesela uzun yıllar başörtüsü yasağına karşı bir duruş sergiledi. Aslında bu duruşun nirengi noktası rahmetli Erbakan'dı. Bu şimdi daha iyi aşikar oldu. Etrafındakiler suni bir duruş sergiliyorlarmış. Şimdi bu çok açık bir biçimde açığa çıktı. Efendim, Saadet Partisi İmam Hatiplerin kapatılması zaviyesinde, o zeminde ciddi bir duruş sergiledi. Biliyorsunuz. Şimdi geldiğimiz noktada bütün bunları hayata geçirmeye çalışan siyasi yapıyla kol kola giriyorlar. Bunu zeminlerine, topluma, kendi tabanlarına nasıl izah edecekler merakla bekliyorum ben. Böyle bir hal olabilir mi? Bütünüyle yıllara sari birikimlerini yok etmiş oluyorlar. Efendim, Saadet Partisi'nin cesameti, topluma yansıması, oy oranı çok düşüktür filan.
öyleyse umursamıyorlar, dahasını elde edebilmek için gayret ediyorlar derseniz, o zaman sizin davanız yok derim. Sizin iddialarınızın tamamı enfüsiymiş, nefsiymiş derim. Ki biz rahmetli Erbakan'ı hiç böyle bilmedik. O dava insanıydı. Öyle yaşadı ve öyle de rahmetli oldu. Dolayısıyla onun ardından yaşanan şu gelişmeler kuvvetle muhtemel, Allahu Alem onun kemiklerini sızlatıyordur. Ve ona samimi bağlı olanları da hakikaten rahatsız ediyordur. Yani biz de bir kalbi yakınlık duyuyoruz. Bu halden dolayı da bize yönelen çok sayıda seçmenin muzdarip halini görüyoruz. Ondan dolayı taaccüple, hayretle, şaşkınlıkla karşıladığımızın altını çizmek istiyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yıllar yılı CHP bu ülkede millete ait değerlerin karşısında onları değersizleştirmek için bir gayret sarf etti. Şimdi bu hali en iyi bilen de Saadet Partisi tabanıdır. Şimdi seçmenlerdir. CHP'de biliyorsunuz Sayın Ekim uzun zamandır Sayın Temel Karamollaoğlu'na yönelik Madımak'ta yaşanan olaylar nedeniyle çok ciddi eleştiriler vardı. Yani katil olarak dahi nitelendiriyorlardı. Ama bugün aynı sırada görüyoruz. Yani bunu nasıl tarif edebilir parti tabanı acaba Saadet Partisi nasıl anlatabilir? Merak ediyoruz. Samimi söylüyorum. Biz de merakla bekliyoruz ki bunu nasıl izah edecekler. Ya da CHP nasıl izah edecek? Katil dediği bir grupla, bir partiyle, bir isimle aynı safta durmuş oldular. CHP'nin izahı çok basit, onu söyleyeyim mi? Eğer kendi listelerinden, seçilecek yerden milletvekili kontenjanı ayırmıyor ise CHP'nin izahı çok kolay. Biz bunlardan istifade ettik, bunları kullandık diyecektir. Ya bu dörtlü birbirine benzemez ekibi getiren aslında farklı bir yapı olmalı, bir akıl olmalı sanırım. Tabii işte o akıl bunları yönlendiriyor, yönetiyor ve orta yerde CHP bu anlamda efendim herkes kendi adıyla seçime girsin, size zaten barajı, bizim sayemizde barajı aşıyorsunuz, öyleyse barajı aşmanız problem olmayacak, çıkarabildiğiniz yerden milletvekili çıkarınız derlerse Saadet Partisi'nin mevcut gücüyle de milletvekili çıkarma şansı olmayacak. Sonrasında ne olacak? Biz bunların oylarını efendim kullanmış olduk diyecekler. Özellikle o artık oylar bunlara milletvekili olarak dönecek. Yani CHP'ye dönecek. Öyleyse yani Saadet Partisi AK Parti ile ittifak kurmuş olsaydı ne kaybederdi? Hiçbir şey kaybetmez. Sayın Cumhurbaşkanımız fevkalede iyi niyetle çağırdı, Sayın Karamollaoğlu ile görüştü bu hali. Ya daha yakışırdı sanırım değil mi? Gayet tabii, daha yakışırdı. Şimdi mesela Milliyetçi Hareket Partisi tabanından en küçük bir itiraz yok. Bizden de itiraz yok. Çünkü müttefik olmak asgari müştereği değil, azami müştereği gerektirir. Mehmet Bey, azami müşterek lazım müttefik olabilmeniz için. Bunların asgari müşterekleri dahi yoktur. Sadece Saadet Partisi'nin mi? Yeni kurulan parti için de aynı şeyi söylerim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldılar. Ve orada şimdi siyaset yapan birçok ismi ben biliyorum, yakından tanıyorum. Ki bunlar zaman zemin söylemem, geçmişe dair kayıtlar vardır. CHP tarafından, CHP sözcüleri tarafından kimi zaman katillikle itham edilmişler, isnat olunmuşlar. Dolayısıyla onlar da bunu kime nasıl izah edecekler? Evet, kime nasıl izah edecekler diye sordunuz Sayın Vekilim. Telefon hattımızda değerli bir konuğumuz var. Sayın Abdurrahman Dilipak, Akit Gazetesi yazarı. Sayın Dilipak, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Dilipak, şimdi Saadet Partisi'yle özellikle konuşuyoruz. Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti. Aynı sırada, aynı safta görüyoruz. Demokrat Parti keza aynı şekilde. Neler söylemek istersiniz? Milli görüş tabanlı, milli görüşü çok iyi bilen bir isimsiniz. Ne dersiniz? Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz diye bir söz var. Bu bir kıyamet alameti tabii yani. Zıtların buluştuğu bir platform oldu. Söylemleri itibariyle CHP'den daha sert çıkışlar yapıyorlar. Yani Temel Karamollaoğlu biz AK Parti ile de ittifak yaparız ama ya
yatırımları durduracaksınız. Bizim dediğimiz olacak. Siz bir kenara çekilip bizim dediklerimizi uygulayacaksınız noktasında bir diyalog zemini oluşturmaya çalışıyordu ama CHP'de böyle bir zemin arayışı yok. CHP'nin çerçevesini çizdiği bir ittifak içinde yer alıyorlar ve ya bu ittifakta bir yandan FETÖ ile suçlanan Meral Akşener var. Öbür yanda CHP, öbür yanda tekrar Saadet Partisi, Demokrat Parti. Bu koalisyon içerisinde son dakikada öyle anlaşılıyor ki HDP dahil olmuyor. HDP kendi başına girecek ama tabii 24 saat bile çok uzun bir süre siyasette. Bakalım açıklayacaklardı seçim ittifakı deklarasyonunu. Onu açıklamadılar. Başkan adayını açıklayacaklar yarın. Ama şimdiden sızan bilgilere göre Yalova milletvekili adı öne geçmiş gözüküyor galiba. Halbuki dün Muharrem İnce Efendi'den, Abdülhatif Şener'den söz ediliyordu. İlhan Kesici'den söz ediliyordu. Anlaşılan kimse de bu netameli işi omuzlamak istemiyor. Onun altında kalacağını biliyor. Yani bile bile lanet bir sonucu belli bir seçime yenilen taraf olmak, peşinen bunu kabullenmek pek de akıllarına yatmıyor anlaşılan. Öyle olsa zaten Kılıçdaroğlu aday olurdu. Gelinen nokta şimdilik bu. Ama yarın hayırlı bir cuma olur inşallah. Yani şu anda Muharrem İnce ismi hemen hemen kesinleşmiş gibi gözüküyor ama sabaha kadar değişebilir diye düşünüyorsunuz sanırım Sayın Dilipak. Ya işte her şey bu biraz Uluslararası Yönetimi'nin kurulması ile ilgili bir olay anlatılır. Genelkurmay Başkanı'nın bir toplantı olacak. Genelkurmay Başkanı toplantıya geç katılır. Siz konuşun. Karar verin ne lazımsa işte kim başbakan olması lazımsa anlaşın birisi üzerinde der. Onlar da Burak Feyzoğlu üzerinde anlaşırlar. Genelkurmay'dan çıkıp arabasıyla arada 5 dakikalık mesafe var. Başbakanına gelene kadar Genelkurmay Başkanı Genelkurmay'a gelir. Ne yaptınız der. Feyzoğlu'nu gönderdik. Aa olmaz, daha durdurun der, Bülent Ulusu olacak. Aman efendim adam şimdi çıktı, siz girdiniz. Yani adam şimdi başbakanlar gitti derler, telefon edin kapıyı açmasın derler. Telefon ederler başbakanına, zavallı başbakan olarak atılan Feyzoğlu, başbakanın kapısından içeri girememiştir çünkü kapıcı kapıyı kilitlemiştir. Ne oluyor, kapıyı açamadık diye aradığında da siz değilsiniz başbakan Bülent Ulusu derler. Yani şimdi CHP'nin hikayesi de buna döndü. Bu tamam bir belgeyi imzalayıp tekrar yan odada basının huzuruna çıkana kadar tam basın toplantısının yapılacağı salona girerken yeniden başka bir bizim öne çıkartılabilir. Yani zor bir iş. Yani yenileceğini bile bile bir işe aday olmak niçin peki? Yani böyle bir adaylığın ona kazandıracağı ne? Bu kamburu nasıl taşıyacak? Hiç kimsenin içine sinmiyor bu iş. Yani bir yandan Meral Akşener, bir yandan Saadet Partisi, bir yandan CHP, Demokrat Parti, yani çok yamalı bahçe koalisyonu gibi bir şey. Bir ilkesel birlik de yok işin içinde. Yani tam uyuşmazlığı da var herhalde. Ama Kemal Karamanoğlu bayağı heyecanlı bu işte. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmamasını siz nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani şey, yenileceği bir yarışa niye girsin ve milletvekillerini kaybederse grupta yeni bir başkan daha ortaya çıkacak. CHP'de iki başlı bir yönetim olacak. Kazanacağını bilse kendisi çıkar ama işte çok
her kesimden oy alacak bir isim diyor. Akla gelen kendisinde sağ lider olması düşünülen İlhan Kesici'ydi. İlhan Kesici aday olmayacağını o da açıkladı. Bu işe aday olacak zor mümkünse yok. O bahsedilen Abdülhatif Şener çok istekliydi ama Abdülhatif Şener kendisi parti kurdu. Kendi ilinde doğru düzgün bir oy alamadı ki yani. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'na karşı aday olup kazanamayan bir yeni adayı şimdi Cumhurbaşkanlığı için aday gösteriyorlar. Bu da anlaşılacak bir şey değil. Hani herkesin destekleyeceği bir şey değil. O zaman herhalde Cuma günü namaza başlar yeni aday. Her kesime gideceğine göre Cuma işte evinde ayine katılır. Yani. Evet. Sayın Didipak, son bir sorum olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'den bugün yine FETÖ'nün seçmen ayağı ile ilgili ifadeleri gündeme damgasını vurdu. Siz ne dersiniz Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili? Tabii yani Ankara'daki gelişmeler bütün değişik yerlerden de insanlar dikkat değiştiriyorlar. Aynı şekilde uluslararası sistemde. Yani bu Suriye'den de izleniyor, Irak'tan da, Washington'dan da. Berlin'den de izleniyor. Türkiye'nin nereye gittiğini görmek istiyor bir takım çevreler. Onların da ciddi anlamda ilgisini çekiyor. Ama umutsuz bir vaka söz konusu ortada. Sonra daha fare doğuracak. Yani yarın açıkladıklarında daha önce söylediklerinin hiçbirisini karşılayan bir aday çıkmayacak. Öyle anlaşılıyor. Evet. Nasıl bir kampanya yürütecekler işte Tayyip Erdoğan üzerinden filan bir takım sloganları tekrarlayıp duracaklar. Evet, peki çok teşekkür ediyorum Didipak, yayınımıza katkı sunmuş olduğunuz iyi akşamlar diyorum size. Sağ olun efendim. Evet, Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir ile sayın vekilim sizinle devam edelim. Tabii ki Sayın Didipak da dikkat çekti bazı noktalara. Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamasını, gündeme adeta damgasını vuran açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Valla FETÖ, başta da söyledim ya, bütün toplum kesitlerinin dikkat kesilmesi gereken bir olgu. Çünkü onu yalın, sati bir meczupa bağlamıyoruz. Bağlamamamız lazım. Yönlendiren, yöneten, ipleri elinde tutan çok daha geniş bir kuvve var. Öyleyse oraya hep dikkat edeceğiz. Sayın Bahçeli de buna dikkat çekti anladığım kadarıyla. Bakmak lazım. Zaten devlet çok müteyakkız bir halde FETÖ için. Öyleyse orası gereğini yapar. Ben asıl şunu söyleyeceğim. CHP şurada teslim bayrağını çekti. Daha şimdiden teslim bayrağını çekti diyorsunuz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde mağlubiyeti kabul ettiler. Bunu nasıl kabul ettiler? İşte Abdurrahman Bey de söyledi ya, eğer kazanma ışığı görseler genel başkanları bu işe aday olurdu. Usulen seçime giriyorlar. Ve bütün gayretleri şuna, acaba ikinci tura aktarabilir miyiz bu hali? Mümkün değil. Kendi ellerinde anketleri var. Bugün bizatihi kendilerinin yaptırdığı anket elime geldi. %59.94 diye bir rakam. CHP'nin yaptırdığı anket. Sayın Cumhurbaşkanımız için. Şahsen ben onun çok daha üstünde oy bekliyorum. Yani 60'ın üzerinde oy bekliyorum. Ama onların yaptırdığı anketten çıkan sonuç da bu. Şimdi yapmaya çalıştıkları şey ne? Cumhurbaşkanlığını kaybettik. Bari parlamentoda çoğunluk elde etmeye çalışalım ki oradan manipülatif yaklaşımlarımızı devam ettirebilelim. Yoksa program üretmek, proje geliştirmek, efendim politika oluşturmak bunların defterlerinde yok. Ülkeye katkı sunmak, gelişmesine, kalkınmasına böyle bir dertleri yok. Ne yapmak? Karşı duruş sergilemek. Müsbet ne gelişme varsa bunu zaten CHP Grup Başkan Vekili çok net, çok berceste bir kayıtla söyledi. Sizden ne gelirse biz karşı duruş sergileriz dedi. Velev ki iyi de olsa. Yaklaşımları bu. Bu yaklaşımın siyasete katacağı hiçbir değer yoktur Mehmet Bey.
Bunu milletimiz görüyor zaten. Çok uzun yıllara sari defterlerini görmüş. 4 Haziran'dan sonra yine bir muhalefet sorunuyla karşı karşıya mı kalacağız? Bu devam edecek. Görünen o. Sadece bir şeyi daha kayda geçmek lazım ki özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp yeni bir siyasi oluşum meydana getirenler çok üforik bir takım iddialar ortaya atıyorlar. Ben Erzurum'da yaşıyorum. Erzurum zemini malumunuz milliyetçi muhafazakar bir zemindir. O yeni yapıya dönük en küçük bir hareketlenme, canlı bir hale hiç şahit olamadım bugüne kadar. Ki biz hep halkın içerisindeyiz. Muhalif, muarız, muvafık, herkesle beraberiz. Böyle bir şey görmedim. Böyle bunu özellikle pompalamaya çalışıyorlar. Bunu yapan da dediğiniz gibi o üst akıl. İpleri elinde bulunduran ve siyasete şekil vermeye çalışan, yukarıdaki tanzim eden alil, düşük güç bunu yapıyor. Bütün millet buna dikkat etsin. Ne olursa olsun. Velev ki bunlar hakikaten bir müttefik yapı oluştursunlar, böylece de seçime gitsinler. Buradan en ufak müsbet sonuç çıkmayacaktır. Bunu çok güzel remzeden bir milletvekilimiz var. CHP'nin C'sini alıyor. Diğer partinin İ ve P'sini alıyor. Saadet'in de S'sini alıyor ve CİPS ittifakı diyor. CİPS hakikaten, belki bunu böyle bir vulgarize etme adına söylüyorum burada, sıhhat açısından zararlı. Siyaset için de zarar verecek bir yapı olur bu. Kendilerini noksan hale getirecek. CHP'yi de, işte o yeni kurulan partiyi de, Saadet Partisi'ni de tarif edilemez hale getirecek. O yüzden ben de az önce Savcı Bey de söyledi, Abdurrahman Bey de söyledi, bu halin bir şekil bulacağına da çok fazla ihtimal vermiyorum. Velev ki bulsa bile sonuç alamayacaklar. AK Hareket, AK Parti siyaset zemininde yer bulduğundan bu yana milletin gönlünde kazınamaz, silinemez bir hal almıştır. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle yürüyoruz biz. Çünkü biz siyaseti bir dava ekseni etrafında yapıyoruz. İlahi kelimetullah gibi yüksek bir davamız var bizim. Millete hizmet gibi tarifi çok net olan bir davamız var. Ve hizmet politikası üretiyoruz. Hizmetlerimizle siyasette yol almaya çalışıyoruz. Bunu da milletimiz görüyor. Ayrım, tefrik göstermeden yapıyoruz bunu. Bize oy vermiş vermemiş, hiç mühim değil. Hep altını çiziyoruz ve söylüyoruz. Bugün oy vermeyen, yarın çok muhkem bir AK Parti seçmeni olacaktır. AK Partili olacaktır, AK Parti'nin propagandisti olacaktır. Bunlar hayata yansıdı, yaşadık, bundan sonra da öyle olacaktır. Dolayısıyla lügatimizde öteki kavramı yok. Öyleyse ne zaman seçim olursa olsun ve rakibimiz kim olursa olsun, Allah'ın izniyle bizim için hiç problem olmaz. Milletle yürek frekansını birebir örtüştürmüş bir hareketiz. İstikametimizi millet çiziyor. Onlar bize neyi tayin etmişlerse, yol haritası, güzergah nasıl tanzim etmişlerse ona göre de yürüyoruz. Dolayısıyla sonuç alıyoruz. Şimdi bunlar, Saadet Partisi, efendim Yeni Parti, Demokrat Parti. Ya zaten şimdi Demokrat Parti mesela ismi geçiyor. Bunun tabelasına dahi rastladığımız yok. İsmi var, cismi olmayan bir parti. Bununla hayır, rahmetli ve Adnan Menderes'in devamı olduğunu iddia ediyorlar. Fakat CHP ve Adnan Menderes bağlamında düşündüğümüz zaman yine Temel Karamollaoğlu'na nasıl ki katil söyleminde bulunuyor olursa, değil mi? Yani ilginç bir ittifak söz konusu aslında. Her yönüyle garabet ifade eden bir hal. Milletimiz de bunu zaten gözlemliyor. İrfanıyla, basiretiyle, ferasetiyle notunu vermiş. Alesta bir vaziyette sadece şunu bekliyor. 24 Haziran gelsin, irademi netleştirip şekillendireyim, sandıktan çıksın, bunlar da boylarının ölçüsü alsınlar. Şimdi proje üretiyorlar kendilerine göre. Toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar filan. Bunların hepsi beyhude uğraşlar.
biz yansımayı görüyoruz birebir. Bakın Mehmet Bey, buradan özellikle bizi izleyenlere bir not düşmek istiyorum. AK Parti milletvekilleri olarak, AK Parti teşkilatları olarak, AK anlayışa mensubiyet kesbetmiş ve bu yapıda bir pozisyon almış kim olursa olsun, halktan hiç asla ayrı düşmedik biz. Seçim ne zaman oldu? 24 Haziran'da oldu. 25 Haziran milletle kucaklaşma günümüzdür. Millete mesafe koyma günümüz değildir. Bugüne kadar, yani AK Parti siyaset zemininde neşvi nema buluncaya kadar eski siyaset anlayışı ne yapıyordu? Seçim bittikten sonra milletten uzak düşüyorlardı. Şimdi tam tersini yapıyoruz biz. Bakın biz yapıyoruz mesela. AK Parti'nin milletvekili kadroları yapıyor. 3 gün buradayız Ankara'da, parlamentoda çalışmalara katılıyoruz. Eğer bize bir vazife, başka vazife verilmemişse burada, kalan zaman dilimlerini seçmenimizle, vatandaşla iç içe geçiriyoruz. Milletin yanına gidiyoruz. Problemleri, dertleri, talepleri, beklentileri nedir? Bunları birebir sahadan alıyoruz. Öyle olduğu zaman da müthiş bir kardeşlik iklimi oluşuyor. Bu yapıyı kimsenin kırma, bozma şansı yoktur. O yüzden diyorum ki uğraşıları beyhudedir, fuzulidir ve sonuç almaları mümkün değildir. İsterseniz şu ittifak dedikleri dörtlü yapıya başkalarını da katsınlar. Mesela ben bir duyumumu söyleyeyim size. Yani bu sahici kanallardan gelen bir duyum. CHP ile HDP zımni, örtülü seçimlerde birbirlerini destekleyecekleri bir vasat oluşturmaya çalışıyorlar. Yani yer yer birbirlerinin adaylarını kendi listelerinden gösterecekler. Halka aşikar edemiyorlar çünkü bu halk 40 yıldır, 50 yıldır millete musallat olmuş imansız bir bölücü yapının muhibbi olan, onları koruyup kollayan, siyasetteki ayaklarını ifade eden HDP ile ittifak sözünü duyduğu an onları da PKK'nın safına koyar. Onu bildikleri için örtülü bir hal üzere yürüyorlar. Bunu da yapacaklarını biliyoruz, takip ediyoruz biz. Velev ki öyle de olsa defterleri öyle ya da böyle dürülecektir millet tarafından. Milletin zaten zihin kompartmanlarında bunların yeri yok. Bunlara millet çizik atmış başından beri. O yüzden gayretlerine bir komedi vasfı atfediyoruz biz. Evet. Sayın Vekilim, son bir reklama gidelim, ardından tekrar devam edelim. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Ankara Kulisi'nde yayın konuğumuz. Kısa bir reklam arası ve son bölümde tekrar karşınızdayız. AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir ile Ankara Kulisi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen aslında Abdullah Gül'ü sormak istiyorum. Abdullah Gül ciddi manada Saadet Partisi'nin de desteğiyle CHP de işin içerisinde var tabii ki, aday gösterilmek istendi. Fakat destek bulamayınca Abdullah Gül adaylıktan bir anlamda aslında çekilmiş oldu. Peki tabanda, işte halkta, millet nezdinde bu tartışmalar, Abdullah Gül merkezi tartışmalar nasıl karşılandı, ne dersiniz? Şimdi şöyle, Abdullah Gül kendisi ifade etti ki bu işin içerisindeymiş. Yani geniş bir taban bulabilseydim ben vardım diyor. Bu açıkça bize karşı rakip bir pozisyon alacağını, o niyette olduğunu ifadedir. Öyleyse tabandan aldığım, milletten aldığım izlenimi burada aktarayım ben. Biz inanç kodları vefa üzerine tezyin edilmiş, tanzim edilmiş bir hareketiz.
Medeniyetimiz bunu bize aslında emrediyor. Vefa, yaradana vefa, anaya babaya vefa, davaya vefa ve lidere vefa. Öyle bir lider ki sizi kardeşim diye elinizden tutup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamına taşımış bir lider. Buna vefasızlığa bu millet nasıl bakar? Yüreğinizde kırıntı misali yeri var ise de onu da yok ettiniz. Dolayısıyla milletin bakışı bu. Yani Sayın Abdullah Gül acaba farklı kesimler tarafından yanlış mı yönlendirildi, yanlış mı organize edildi size göre? Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bu ülkede başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış, başka makamlarda bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı yapmış, siyasetin hemen hemen her noktasında bulunmuş bir ismi birileri manipüle ettiler, birileri kullandılar, yönlendirdiler diyemeyiz. Tam tersi. Bu işi bizatihi tanzim eden oymuş. Benim şahsen yaklaşımım, tespitim budur. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bundan sonrası onunla ilgili bir değerlendirmeye girmemek lazım. Millet notunu vermiştir. Milletin yüreğinde asla ve kata en küçük bir izleri kalmamıştır. Vefasızlık böyle bir şeydir. Evet. Sayın Abdullah Gül'le ilgili ben de küçük bir bilgi notunu paylaşmış olayım. Ta 7 Haziran seçimleri öncesinde hatta 1 Kasım'da da keza aynı şekilde siyasi parti kurmak için çalışmalar yaptığına dair bize çok ciddi bilgiler geliyordu. Hatta o dönem zaman zaman sosyal medyadan da falan paylaştığımızda tepkiyle karşılaşıyorduk. Fakat bugün gelinen noktada Abdullah Gül'ün gerçek amacının da net olarak ortaya çıktığını da söylemek gerekir diye düşünüyorum. Peki hükümetten bahar müjdesi geldi. Öğrenciden, emekliye, işçiden birçok kesime çok ciddi öneriler, teklifler, kolaylıklar geldi. Muhalefet cephesi de bu durumu seçim yatırımı olarak değerlendirdi. Ne dersiniz? Şimdi bir defa seçim yatırımı değil. Ben Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim. Oradan çıktım, buraya geldim. Şu anda orada görüşmeler de devam ediyor. Yaptığımız toplum katmanlarını, bütün zemini temizlemektir. Düşünebiliyor musunuz? 26,5 milyon mesken yahut iş yeri var bu ülkede. Bunu resmi kayıtlara ancak TÜİK kanalıyla alabiliyorsunuz. Ne kadar gerçek o da tartışılıyor. Çünkü kayıt dışı o kadar çok yapı var ki bunlarla ilgili müthiş bir rahatsızlık var toplumda. İnsanlar huzursuz. Yıllardır tapusu olmadan bir evin içerisine girip oturanlar var. Bunu bütünüyle tamamen milletin gündeminden çıkarıyoruz. Şu anda imar barışıyla, imar affı yok. Barış söz konusu burada. Yani insanlara herhangi bir şeyi bağışlıyor değiliz. Çünkü hak kavramı çok önemli. Buna özellikle riayet ediyoruz. Bugün Çevre Şehircilik Bakanımız çok tafsilatlı bir biçimde Plan Bütçe Komisyonumuzda sunum yaptı, anlattı. Muhalefetten de kimsenin buna karşı söyleyeceği çok fazla bir şey olmadı. Çünkü uzun yıllardır onlar da bunu söylüyorlardı. Şimdi Allah'ın izniyle imara dönük sıkıntılı hal bütünüyle toplum gündeminden çıkarılıyor. Onun dışında toplumsal barışı hakikaten sekteye uğratan başka gelişmeler vardı. Özellikle borçlu kesimleri ifade eden halleri ortadan kaldıracağız. Çok sayıda vergiye dönük cezalar var. Verginin malumunuz farklı çeşitleri var. Hepsini ana borçlar yani asıl alacaklar dediğimiz kısımlar kalmak kaydıyla yer yer cezaların gecikme zamlarının %90'ından vazgeçen bir kanuni düzenleme yapıyoruz. Dolayısıyla bununla millet bir rahat nefes almış olacak. Bundan sonra sabahleyin kalktığında acaba sigorta borcumdan dolayı başıma bir hal gelir mi? Efendim yurt dışına çıkacağım, pasaportuma bir tahdit konur mu gibi bir endişe kimse taşımayacak. Gidip borcunu ödeyecek ve millet devletle
barışık bir halde bereketi artıracak bir zemin oluşacak. Aslında barışık halde olacak dediniz ama bazı kesimlerde de şöyle bir endişe var. Acaba FETÖ'de bir barış eli uzatılacak mı diye de endişe de yok değil. Ya da bunu bazı kesimler kullanıyorlar AK Parti'ye karşı, ne dersiniz? Şimdi ben burada çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani dilimizi çok özel kullanacağız burada. Subliminal mesajlar vermemek lazım. Yani kimileri isimleri üzerinden bu hali yapmaya çalışıyorlar siyasette. Burada da barış, af, neye af? Millete yönelen, milletin efendim mabedine bomba atana neyin affını yapacaksınız? Böyle bir şey olabilir mi? Bunun dillendirilmesi bile çok tehlikelidir. Asla ve kata onlara dönük bir af terennüm edilmemeli, dillendirilmemeli, dile getirilmemeli. Zaten şu anda mahkemelerimiz çok dikkat üzere bu süreci yürütüyorlar. Biz yer yer milletvekilleri olarak gidip Sincan'da, başka zeminlerde, başka mahkemelerde oradaki yargılamaları yerinde takip ediyoruz. Ne görüyorsunuz? Ya yerinde takip ettiğiniz için soruyorum. Gördüğüm şu, çok demokratik bir vasat var. Orada yargılananların tamamı istedikleri kadar kendilerini savunabiliyorlar. Hakimlerimiz, savcılarımız olabildiğince demokrat bir hal oluşturmuşlar. Onun üzerine orada yargılama devam ediyor. Dahasını söyleyeyim, milletimiz bilsin. Müştekiler oluyor orada. Gazilerimiz bazen oluyor. Olabiliyor ki onların savunmalarına tepki verdikleri söz konusu olabiliyor. O tepkilere aşağıdan öylesine bir şiddet karşılık veriyorlar ki bu kadar da rahatlar ve bu kadar da edepsizler. Buna rağmen mahkeme heyeti fevkalede geniş bir zemin açmış, istediklerini söylüyorlar orada. Dolayısıyla o yargılamalar çok demokratik. Oralardan çıkacak sonuçlara herkes katlanacak, katılacak. Yani kamu vicdanını rahatlatan kararlar çıkar ve çıkıyor diyorsunuz sanırım. Aynen böyle çıkıyor. Müebbetler çıkıyor çünkü özellikle. Elbette böyle. Şimdi bakınız, o mahkemeleri gidip insanlarımız seyretsinler, takip etsinler, izlesinler. Oradaki pişkinliği görsünler. Ve bunların, bu utanmaz yapının aslında ne kadar tehlikeli olduğunu aynı el yakın görebilsinler. Meclisi bombalayan adam... Kemal Kılıçdaroğlu neden gitmiyor bu davaları, neden takip ediyor? Ya da CHP'liler neden takip etmiyorlar? Dava takip ediyorlar. Bakın bir örnek vereyim ben size. PKK'ların davaları herhalde. Tabii ben bir davayı takip için sabahleyin gittim. HDP milletvekilleri oradaydılar. Sonra ben tabii FETÖ davasına gittim. Bu HDP'lilerin Figen Yüksekdağ'ın davası görülürken bir oraya da bir bakalım nedir filan dedik arkadaşlar. Bir içeri girdik ki CHP'nin bir böyle uzun sakal bırakmış vekili var ya, en önde, bunlardan daha önde o davayı takip ediyor. CHP'liler PKK... Yani FETÖ davasını, darbecilerin yargılandığı duruşma salonlarına gitmeyen CHP'liler PKK'ların yargılandığı duruşma salonlarında gördüğünüzü söylüyorsunuz. Elbette, aynen bu. Bunu saklamıyorlar da, gizlemiyorlar da bunu. Milletimiz bilsin bu hali. Bu hali bilsinler. Bunların PKK'ya muhabbetleri, millete muhabbetlerin çok önünde. Dolayısıyla bu FETÖ bağlamındaki affı dillendirirken dikkat edeceğiz. Şimdi bu geniş uzlaşmayla beraber, geniş barış iklimiyle beraber bir bereket de bütün toplumu kuşatacak. Zaten ekonomik parametreler ne kadar manipüle edilirse edilsin, elhamdülillah, muhkem bir halde. Büyüme rakamlarımız öyle. İşte enflasyondaki rakamlar dedikleri gibi bir seyir izlemiyor. Evet, kurlara dönük manipülatif bir yaklaşım var. Bu da geçici. Bunlar da geçecek, bir stabil hale gelecek. Ve başlattığımız, 2001'den bugüne başlattığımız o kalkınma trendi çok daha zirvelere doğru yürüyecek. Özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber şimdi bir adım atıyor isek o sistem o bir adımı 10 adım mesabesine taşıyacak.
Bakın evet. Bu noktada tabii ki aslında AK Parti'nin seçim stratejisi nasıl olacağı da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Herhalde bugün yarın bir manifestoda açıklanacak. Neler yer alacak? Seçim stratejisi AK Parti'nin nasıl olacak? Şimdi bir defa şunu söylemek lazım. Kişi kendini hal diliyle ifade ederse karşılık bulur. Dilden çıkan, ağızdan çıkan kulakta nihayetlenir. Oysa yürekten geliyor ise karşı tarafta yansıması asla bitmez, tükenmez. Biz kendimizi yaptıklarımızla ifade ediyoruz, tarif ediyoruz. Ara ara şunu söylüyorlar muhalifler. Efendim bu yaptıklarınızı yeter anlattınız. Hayır. Bunları anlatacağız. Eskiyi de hatırlatacağız. Bakın benim seçim bölgemde gazetecilik yapıyordum malumunuz. Biz gazeteciler olarak günlerce Erzurum'da bir caminin efendim kubbesi tamir görmüş, düzeltilmiş diye Erzurum'a yapılan hizmet diye aktardık biz bunu. Biz Erzurum'da haftalarca bir küçük bankanın şubesi açıldı diye Erzurum'a hizmet geldi diye lanse ettik bunları. Şimdi geldiğimiz noktada Erzurum'a biz deniz getirdik Mehmet Bey. İzleyenler bunu bilsinler. Bunu özellikle altın çizerek söylüyorum. Erzurum'a AK Parti deniz getirdi. Nasıl getirdi? 14,5 kilometrelik dünyanın ikinci uzunluk olarak, mesafe olarak, ikinci büyüklükteki tünelini açarak, Ovid tünelini açarak. İki tüple geçiliyor biliyorsunuz. Gidiş ve geliş. 14,5 kilometre. Dış yapılarıyla beraber 17 kilometre. Yani iki tarafı dikkate aldığınızda 34 kilometrelik bir büyük, bir devasa yatırım. Ne için yaptık biz bunu? Millete hizmet için yaptık. Erzurum'un ekonomik yürüyüşü Allah'ın izniyle bundan sonra çok daha büyük, çok daha cesaret ifade edecek hal alacaktır. Artık liman kenti bir hale geldik. Sadece Erzurum mu? Hayır. Bütün illerimizde bu neviden yatırımlarımız var. Hizmetlerimizle biz yürüyoruz. 22 katrilyonluk bir hizmet Erzurum'a bugüne kadar yapmışız biz. Dahasını istiyoruz. Elbette Erzurum çok çok dahasını hak ediyor. Erzurum çok daha mamur hale gelsin. Bunları istiyoruz. AK anlayış da bunun gayreti içerisinde. Bundan sonra inşallah, yani şu seçimlerden sonra çok daha zemin temiz hale gelecek ve istikrarla beraber ekonomik olarak kalkınma noktasında alacağımız mesafeler berrak bir hal bulacak Allah'ın izniyle. Dolayısıyla seçim zemininde de biz zaten gittiğimiz her yerde hizmeti çağrıştırdığımız için AK Partili bir milletvekili adayı geldiğinde insanlar anında size bir muhabbetle yaklaşıyorlar. Bakın Mehmet Bey, bizi izleyenler bilecekler. Özellikle eskiye dönük projeksiyonları olanlar. Eski siyaset anlayışı... Ben onu soracaktım Sayın Vekilim. Şu anda bir son 10-12 dakikalık bir süremiz kaldı. AK Parti iktidarıyla nereden nereye gelindi ve 24 Haziran'da neden tekrar AK Parti denilmesi gerekir? Şunun için AK Parti denilmesi gerekir. Biz tekrar üzerinde durmadık. Hep daha iyisini, daha yenisini ortaya koyduk. Ve neyi söylediysek onu da hayata geçirdik. Millet biliyor, gezi olaylarını hatırlayın. Bize neyi dikte ettiler? Hangi şartları koştular? Yaptığımız, yapacağımız mutasavver hizmetleri durdurmamız. Üçüncü köprüden tutun da, efendim denizin altından yaptığımız o devasa geçitlere varıncaya kadar durdurulması talebinde bulundular. Demek ki bizim yaptıklarımız bir takım kesimleri fena halde rahatsız ediyor. Oysa bu millet... rahatsızlık tabii ki sadece içeride değil, hem içeride hem de dışarıda. Zaten bunların hepsi rahatsızlıklar, elbette ki tepkiler geliyor. Bunların hepsi zaten dışarıyla bağlantılı. Çok aşikar oldu bunlar. Ama millet tam tersi AK anlayışı kucakladı ve milletin sarıp sarmaladığı bu yapı bir büyük liderlikle de Allah'ın izniyle doruklara kadar gidecek inşallah. Bundan sonra şunu söylüyorum, az önce yarım kaldı.
Bir milletvekili düşününüz ki partisi 16 yıldır iktidarda. Ve göğsünü gere gere asla ve kata yanında bir korumaya filan ihtiyaç duymadan toplumun her kesimine ulaşabiliyor. Mesela ben bunu yapıyorum, başka arkadaşlarımız da yapıyor. Daha önce teröristlerin hedef aldıkları bir takım mahaller, mekanlar var ki oralara dahi korumasız, tek başına gidip milletimizle kucaklaşıyoruz. Sebep, liderimizin çizdiği rotanın muhkem oluşu. Hizmetlerimizle insanların yüreğine girmiş olmamız. Bizi sahiplenmeleri. Asla ve kata acabalı bir sualle bir yerde kalmadık biz bugüne kadar. Bundan sonra da inşallah, yani bu parlamenter sistem gibi prangaları çok olan, attığınız her adımda sizi durdurmaya çalışan bir takım mekanizmaların var olduğu halde dahi yaptık biz bunları. Bütün bunlardan kurtardığımız zemini düşünün, nasıl yürürüz? Yürümek değil, Allah'ın izniyle uçarız. Bunu burada iddialı söylüyorum. Ve 24 Haziran'dan sonra oluşacak parlamento yapısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturacağı yürütmeyle beraber çok senkronize bir biçimde ülkemizi çok daha ferah feza bir zemine taşıyacaktır. İktisadi açıdan, sosyal açıdan, her açıdan kalkınan, gelişen ve dünyada gıpta ile bakılan bir ülke resmi ortaya çıkacaktır. Ya tabii ki hani baraj sorununu sıkıntı yapan bazı kesimler vardı ama küçük partiler dahi 24 Haziran'dan sonra mecliste aslında temsil edilebilecek, değil mi efendim? Gayet tabii. Biz yani temsilde adalete öteden beri zaten ehemmiyet veren bir anlayışız. Biz kimse dışarıda kalsın diye bir düşünce içerisinde olmadık. Yani bir başkasının zevalinden kemal uman anlayış bize fersah fersah uzak. Öyle olduğu için Cenab-ı Hakk'ın inayeti bizi kuşatıyor. Yani meclise girme imkanı olmayan siyasi partilerin dahi temsilcileri olacak 24 Haziran sonrasında. Gayet tabii olacak. Biz bu hali getirmeyebiliriz. Nasıl yansıyacak bu topluma? Toplumda bence bu temsil az çok. Kaç milletvekiliyle yansır bilmem. Ama bu bir ferahlama, bir rahatlama getirecektir. Onlar da orada meramlarını dile getirecekler. Gerçi mecliste şöyle bir hal var, onu da söyleyeyim burada, milletimiz de bilsin. Ben daha önce milletvekili olmazdan önce bizi temsil eden milletvekillerinin sükut ettiklerini, çok konuşmadıklarını söyler. Örtülü de olsa bazen aşikar eleştiri getirirdim. Buraya geldikten sonra gördüm ki özellikle iktidar partisi milletvekillerinin meclis kürsüsünü kullanmaları çok zor. Sıra gelmiyor size konuşmak için. Oysa 20 kişilik grubunuz varsa sizin de aynı haklara sahip, aynı süreye sahip, istediği kadar milletvekilleri konuşabiliyorlar. Zaten muhalefetin yaptığı da bu şu anda. Mecliste değil, her yerde konuşuyor bunlar. Yaptıkları iş bu. Ya yürüyorlar, çok tunturaklı bir takım adlar koyup yürüyorlar, sonrasında arzu ettikleri sonucu alamasalardı, ya da bol bol konuşuyorlar. Konuşurken de içi boş, mesaj vermeyen, İnsanların bir kulağından girip öbüründen çıkan tarzda konuşuyorlar. İz bırakmadılar. Muhalefetin bir izine rastladınız mı? Bugüne kadar mesela biz 15 yıldır, 16 yıldır iktidardayız. Efendim şöyle bir yürüyüşünüzde ilaveniz olsun dediklerini hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Yahut seçim zeminlerinde açıkladıkları projeleri, programları takip ettiğinizde sizin zihninizde kalıcı iz bırakan bir tekliflerine rastladınız mı? Yok. Üretecek hiçbir şeyleri yok. Çünkü bunların yegane teksif olundukları, beyinlerini yönlendirdikleri mevzu, nesne şu. AK Parti nasıl kaybeder? Onlar için nasıl olur da noksan izafe ederiz? Bunları toplum nezdinde kötü gösterecek, yalan da olsa, abartılı yalan da olsa, bunlara iftira mahiyeti taşısa da bühtanda nasıl bulunuruz? Yani. Bunlarla uğraşıyorlar şu anda. Sayın Vekilim, Twitter üzerinden bazı sorular geliyor size. Bir iki tanesini yönetmek istiyorum. Mesut Arabul göndermiş.
Sayın Mehmet Özmen, iyi yayınlar dilerim. Değerli vekilimize sormanızı istediğim bir soru var. Süresiz nafaka uygulaması ile ilgili görüşlerinizi sormamızı istiyorlar sizden. Yine bir başka izleyenlerimizden birisi Melike Yıldız hanımefendi. Türkiye'de 30 yıldır erkeklere zulüm yapılıyor. Milyonlarca mağdur süresiz nafakaya acil çözüm bekliyor diye bir mesaj göndermiş. Fahri Kur'an kursu öğreticilerde yine kadro ile ilgili size soruları var. Cevap vermek istersiniz sanırım. Şimdi bu süresiz nafakaya dönük benim bildiğim kadarıyla mecliste çalışan buna teksif olunmuş bir takım komisyonlar var, arkadaşlarımız var. Ama ben tafsilatlı, ayrıntıya giren bir bilgi veremeyeceğim. Ama şunu biliyoruz ki hakikaten bu bir problem. Bu problemin de giderilmesi ancak meclis kanalıyla olur. Siyaset kurumu yapacaktır ve yapılacaktır inşallah. Evet, bir evlilik yaşanıyor ve hanımefendi beyefendiden ayrılıyor. Belki de bir ay, belki de bir yıl, bir evlilik süreci. Ayrıldıktan sonra bir ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor beyefendi. Evet. Doğru bir uygulama değil sanırım. Vicdanları yani yaralayan bir durum. Şunu yapmak lazım. Biz mesela bir ara şunu getirdik. O küçük yaştaki evliliklere dönük bunları legal zemine çekelim diye bir vaveyla kopardılar ki biliyorsunuz. Ne oldu? Mecburen sanki biz çocuk yaştaki evlilikleri teşvik ediyormuş gibi bir pozisyona bizi ittiler. Oysa toplumda problem haline gelmiş bir durumu izaleye çalışıyoruz biz. Bu neviden gelişmeler de mutlaka ama mutlaka üzerine gidilip çözülmesi gereken problemler. Bunlar da zaman içerisinde yapılacaktır. Ben burada çok iddialı, uç veren bir takım kayıtlar düşmek istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum ben. AK Parti toplumda rahatsızlık veren ne tür gelişme varsa. Ya bugüne kadar çok ciddi köklü sorunlara çözüm buldu AK Parti. Yeni dönemde de bu sorunlara çözüm bulacağını söylemek mümkün rahatlıkla. Çünkü toplumun bütün rahatsızlıklarını eğilen, dile getiren, değil mi, gündemine alan bir siyasi yapıdan söz ediyoruz. Ne dersiniz? Böyle olduğu içindir ki zaten biz girdiğimiz her seçimi kazandık. Aldatmadan, samimi yapabileceğimizi dillendiriyoruz biz. Ve bir gayret koyuyoruz orta yere. Davamız var bizim. Millet gibi yüksek bir davamız var. Milletin, şunu hep söylüyoruz Mehmet Bey, o meşhur kelebek etkisi var ya, yani Arizona'da kanat çırpan bir kelebeğin yaydığı enerji bir başka yerde fırtınaya dönüşebilir. Bu mutluluk ya da mutsuzluk şeklinde de yansır. Bu sünnetullahın bir kuralı. Yani sünnetullah gereği böyle. Öyleyse biz toplumdaki en küçük nüveyi dahi mutlu kılmak, huzurlu bir hayat sürmesini temin etmek için siyaset yapıyoruz. Bugüne evet. kadar da böyle oldu zaten. Evet, sayın bundan efendim, sonra devam edecek. Son bir dakika içinde Erzurum'da seçmenlerinize yönelik var mı bir mesajınız? Elbette ki var mesajım. Şunu söylüyorum ben. Allah'ın izniyle 2 aydan az bir zaman var. Sandığa gidecek bizim seçmenimiz. Ben biliyorum ki onlar benim fevkimde hali izah edebiliyorlar. Belki üniversite tahsili görmemişler. Ancak irfanlarıyla yol açan çok sayıda insan tanıdım ben. Bunlar basiret sahibi, feraset sahibi insanlar. Onlardan bir istirhamım var benim. Bize bugüne kadar istikamet tayin ettiler. Bundan sonra da tayin edecekler. Şunu özellikle istiyorum onlardan. Şu zeminde manipülatif ne tür söylem geliştirilirse geliştirilsin, asla kulak vermesinler. Hususen bir şeyin altını çiziyorum. Bir büyük ittifak oluşturduk. Cumhur İttifakı. Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve AK Partimiz. Birlikte kardeşane bir yapı oluşturduk. Bu yapı inşallah ilerleyen zaman zarfında daha fazla siyaset kurumunu içine alacaktır. Ama şunu biliyorum ki şu an karşı cenahı ifade eden siyaset yapılarına gönül verenler de bu Cumhur İttifakı'na dönük muhabbet ve
efendim olumlu bakış serdediyorlar. Bu da inşallah sandığa yansıyacak. Milletimizden talebim şu, bu kardeşlik iklimini hep berdevam kılsınlar, hep yeşerik tutsunlar. Evet, bu güzel mesajınızla programımızın sonuna geldik. Stüdyomuza gelerek yayınımıza katkı sunmuş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık ben Sayın Vekilim. AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir yayın konuğumuzdu. Gündemin önemli sıcak konu başlıklarını değerlendirmiş olduk. Haftaya Perşembe günü inşallah Allah nasip ederse Ankara Kulisi'nde tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle iyi geceler diliyorum.